Herkese merhaba. Sesimi duyabiliyorsunuz mu diye bir deneme yapmak istedim. Webinarımıza başlayacağız. Bugün sizlerle 2020 yılı sonbahar dönemi için 4 tane eğitimden oluşan webinar serimizin ilkini gerçekleştirmek üzere buluştuk. Öncelikle kendimi tanıtmak isterim. İsmim Sevinç Ünsal. Ergem Geoteknik Hizmetler AŞ'nin kurucu ortağıyım. Aynı zamanda son 1,5 senedir Başkent Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalında doktor öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Midas eğitimlerine bundan 4 sene önce başlamıştık. Midas Kore menşeli bir firma, yazılım üreten bir mühendislik firması. Kendileriyle danışmanları olarak 4 senedir çalışıyorum. Bu pandemi sürecinde normal şartlarda gerçekleştirdiğimiz seminer organizasyonlarımızı gerçekleştiremiyoruz. Bu sebeple yoğunlukla bu tip webinarlar yapmaktayız. Bugünkü webinarımızda sizlerle GTSNX'i yakından tanıyacağız. Daha önce yazılımı kullananlar, deneyenler için de lisans aktivasyonları ve buradaki modülleri kullanmak adına bir hatırlatma, bir tecrübe olacaktır. Eylül ayı içinde yapacağımız ikinci webinarımız da yine başlangıç düzeyinde olacak. Bundan 15 gün sonra yapacağız ikinci webinar eğitimimizi. Daha sonra da Ekim ayında biraz daha ileri düzey iki modelleme tipiyle sizlerle buluşacağız. Eğitim tarihlerimiz de 24 Eylül'de, 15 Ekim'de ve 22 Ekim'de, aslında 15 gün arayla Perşembe günleri 10.30'da olacak diye hatırlayabilirsiniz. Eğitim konularımız
yapıyoruz. Burada görüyorsunuz size yollanan davetiye mailinde de bunun detayları yazıyordu. Bugünkü eğitimimiz GITES NX'e giriş eğitimi. Herhangi bir sorunuz olduğunda Midas'ın teknik destek e-posta adresine trsupport@midasit.com'a e-posta atabilirsiniz. Bize şirket telefonundan ulaşabilirsiniz. Teknik destek ekibi sizlere yardımcı olacaktır. Daha teorik, geoteknik mühendisliğiyle ilgili sorularınız olursa, daha akademik düzeyde bir support isterseniz benimle kişisel olarak da direkt üniversite e-posta adresinden ya da Gmail adresinden bana ulaşabilirsiniz. Şimdi ilk kez kullanacaklar fazla bu yazılımı. İlk kez lisans kullananlar için lisansı nasıl aktive edeceksiniz onu göstermek istiyorum. Burada size dün deneme lisansları e-posta atıldı. E-postanızda eğer bu lisans numaralarını göremediyseniz şu anda gördüğünüz bu ekranı da print screen alıp bir yere kaydederek lisansları edinebilirsiniz. Size bir aylık verdiğimiz bir lisans sistemi bu. GITES NX'in ticari versiyonunu web sitesinden ya da bizim size yolladığımız e-postanın içinde bulunan linkten installation dosyasını önce indiriyorsunuz. Daha sonra yazılımı açıyorsunuz. Yazılımı açtığınızda options lisans bölümünde ekrana ulaşıyorsunuz. Yani şöyle göstereyim. Yazılımı kurarken sizden bir şifre istemiyor. Yazılımı kurup yazılımı açtığınızda böyle bir sayfa çıkıyor. Bu sayfada tools, options, şurada yukarıdaki tools, options ve bu çıkan pencerede lisansa tıklıyorsunuz. Lisansa tıkladığınızda bu pencereyi görüyorsunuz. Bu lisans penceresini açtıktan sonra size verdiğimiz deneme sürümleri web authentication, yani internetinizin bağlantısı olduğunda çalışan uzaktan online lisanslar. Standalone, yani dongle dediğimiz sistemi değil, web authentication'ı seçiyorsunuz. Burada aşağıda user ID ve password olarak yazılan kısım Midas web sitesine üye olduğunuz üyelik bilgilerinizi içeren kısım. Daha önce üyeliğiniz varsa user ID ve password'ünüzü girebilirsiniz. Daha önce hiç üyelik yapmadıysanız burada en English'in eni bu. en.midasuser.com adresine bastığınızda ya da direkt buradaki linke de yazabilirsiniz ama bunu yazmanız zor diye diyorum. en.midasuser.com adresini web sitesine girdiğinizde sağ üst köşede create new account, yani yeni bir account oluşturun diyecek size. Bu account'u oluşturmak için şurada gördüğünüz create your Midas account diye beyaz bir sayfa göreceksiniz. ID ve password'ünüzü kendiniz belirliyorsunuz. Herhangi bir web sitesine üyelik için buradaki formu doldurduğunuzda belirlediğiniz ID ve password'u buradaki kırmızı yere yazıyorsunuz. Daha sonra Pre, Post Key ve Solver Key dediğimiz kısımlara da aşağıda size yolladığımız mailde de olan key yazan buradaki şifreleri giriyorsunuz. Bunları girip tamam dediğinizde yazılımı artık çalıştırabilir hale geliyorsunuz internet bağlantısıyla. Burada bir parantez var. Daha önce başka etkinliklerimizden bu yazılımı kullandıysanız bir tek bu şifreleri girmeniz yetmiyor. Şuradaki options'a basmamız gerekiyor. İlk lisansı kullananlar bunu yaptıklarında işlemi bitiriyorlar. Şu TU, Türkiye'nin TU'su bunlar. Orada yazılı kısımlar sizi ilgilendirmiyor. Ama eğer siz lisansı daha önce kullanmışsanız bu lisansı kullanabilmeniz için options'a basıyorsunuz. Web'den açıldığı için birkaç saniye sürüyor, options'a bastığınızda bir duruyor yazılım. 3-5 saniye sonra buradaki ekran açılıyor. Bu ekranda da bu TU ile yazılı olan şifrelerin buradaki tab-tab menüden seçilmiş olması gerekiyor. Yani farklı farklı lisanslar kullananlar için kullandığı lisansların listelenmesi burada çıkıyor. Siz buradan bu trial için doğru Türkiye'ye ait Prepost ve Solver Key'yi girmeniz gerekiyor. Niye bizim iki ayrı lisans sistemimiz var? Çünkü GITES NX'in 64 bit çözücü özelliği var. Bu update lisanslarda geçerli.
Eğer siz update lisans kullanmıyorsanız solver key'iniz değişiyor. Bu tabii kullanıcılara özel bir bilgi. Siz şu anda bu menüden de görebildiğiniz için fully functional, ticari olarak satılan, fully functional, hiçbir kısıtlaması olmayan bir aylık lisansa sahipsiniz. Hani bunu iyi kullanıp yazılımın her türlü özelliğini deneyebilir, kendinizi geliştirebilirsiniz. Burada bir parantez daha açacağım, sonra modellemeleri göstermeye başlayacağım. Bir aylık bu dönemde, yani bu birinci eğitimimiz, buna zaten katıldınız. İkinci eğitimimize de katılırsanız, Ekim ayı eğitimleri için size ikinci bir aylık lisans daha yollayabileceğiz. Böyle bir hakkınız olacak. Normalde kullanıcılar deneme lisansı istediklerinde bir aylık elde edebilirler. Ama biz bu etkinlik kapsamında takip eden, bu yazılımı kullanmaya istekli olanlara Ekim ayı içinde bir lisans daha yollayacağız. Kendinizi geliştirmek ya da bu yazılımı öğrenmek için iyi bir fırsat. Lisans aktive ettiğinizde yazılımı açtığınızda şu gri sayfa açıkken yazılımı açmış değilsiniz. İnternete bağlandıktan sonra yeni bir sayfa açıp şuradaki gridli ve önündeki analiz settings olan sistemi görüyorsanız lisansınız aktif çalışıyor, artık yazılımı kullanmaya başlayabilirsiniz demek. Hani bu diğer yazılımlarda hiç açılmayabiliyor menü. Bizimki öyle değil. İlk açtığınızda backup yazılım açılıyor. Menüleri görebiliyorsunuz ama yazılımı kullanabilmeniz için lisans aktifse yeni bir sayfa ya da bir model açtığınızda aşağıdaki gibi sayfanın tamamen açılması gerekiyor yazılımı kullanabilmek için. Size bir e-posta daha, bir web sitesi daha önereceğim. midassoft.teachable.com diye bir web sitesi var. Özellikle bu pandemi döneminde çok kullanılıyor. Buradaki Getting Started, Accelerating Your Growth, yani ilk başlayanlar şunu tıklayarak buradaki eğitimleri tek tek izleyerek ve uygulayarak kendilerini geliştirebilirler. Eski kullanıcılarımız, yazılımla biraz daha haşır neşir olanlar ise Advanced Training dediğimiz Mastering the Step, yani biraz daha üst düzey modellemeler için bu ikinci eğitimi, bu toplamda 2 ay bir süreniz olacak. Yeterli bir zaman bunları boş vakitlerinizde kendinizi ilerletmek adına yapabilirsiniz. Bu web sitesinde bunlara tıkladığınızda videolu, PDF'de size öğretici, model dosyalarının da olduğu bu eğitim dokümanlarını izlemenizi ve yapmanızı öneririm. Bildiğiniz gibi köprüyle ilgili olarak da eğitimlerimiz devam ediyor. 15 günde bir geoteknik eğitimimiz var. O aradaki 15 günlerde de köprü eğitimimiz var. Köprü eğitimlerimizle ilgili olarak da kendinizi geliştirebilir. Bu eğitimlere de katılabilirsiniz. Yine bu adresin içinde köprüyle ilgili olan da burada bakın eğitimler mevcut. Bunları da yapmanızı öneriyorum. Şimdi biz yazılımı açacağız. Buradaki listede gördüğünüz en sık kullanılan fonksiyonları sizlerle birlikte anlamaya çalışacağız. Şimdi bu yazılımın şöyle bir handikapı var. Ben hasbelkader numerik modelleme ile ilgili uzmanlaştığım doktoramı bu konuda yaptığım için kullanılan yazılımların, özellikle Türkiye'de kullanılan yazılımların hepsini diyebilirim iyi ya da çok iyi düzeyde biliyorum. GTSNX'in bunlardan farkı, GTSNX hem 2 boyut hem 3 boyut yazılımı aynı yazılım penceresinde toplamış. O yüzden ilk açtığınızda bizim basitçe kullandığımız limit denge şef stabilitesi analizi ya da 2 boyutlu mesh sistemiyle çalışan stres tabanlı yazılımlara göre komplike görünen bir yazılım. Ama içine girip yazılımı kullanmaya başladığınızda aslında çok hızlı, pratik olduğunu gördüğümüz bir yazılım. O yüzden size bu eğitim videolarını olduğu web sitesini de paylaştım. Gerçekten 2 ay full function ticari versiyon bir deneme süreminin elinizde olması size 3 boyut analiz yapan bir yazılımı kullanmada yeni bir kapı açar. Bunu iyi değerlendirmenizi tavsiye ederim. Sorularınız olduğunda dediğim gibi bize e-postayla ulaşabilirsiniz.
Midas'ın temsilcisi Ergen Mühendislik. Türkiye'de onunla ilgili yeterli ve iyi support verecek bir ekibimiz var. Sizlere yardımcı oluruz bu eğitim dönemi süresince. Şimdi burada fonksiyonları da benim dinlerken bir arada böyle okumuşsunuzdur diye düşünüyorum. Ben yazılımı açıp bu konuşmalarıma yazılımın içinden devam edeceğim. Yeni bir sayfa açıyorum. Sayfayı açtığımda dediğim gibi bana böyle bir açılış sayfası geliyor. Yazılım demiştim ya size, hem iki boyut hem üç boyut çalışabiliyor diye. Burada zaten ilk açıldığında size soruyor. Üç boyut analiz mi yapacaksın, iki boyut analiz mi yapacaksın? Ya da bizim iki boyut analizlerde eksi simetri dediğimiz bir sistem daha var. Bu şekilde mi işlem yapacaksın? Burada unit sistemini ve analiz tipini seçebilirsiniz. Biz bugün üç boyutlu komutları öğreneceğiz. Tabii aynı zamanda iki boyut, üç boyut aynı menüden malzeme giriyorsunuz. İki boyutta çizgi çiziyorsunuz ama üç boyutta işte bir volüm çiziyorsunuz. Ama menülerin mantığını anladığınızda aslında yazılımı hem iki boyutta hem üç boyutta kullanmış oluyorsunuz. Üç boyuta okey diyorum. Bu pencereyi kapattınız, sonra bir daha açmanız gerektiği, fikir değiştirdiniz, iki boyutta analiz yapmak istediniz. Şurada analiz penceresinde yukarıda bakın pencereler var. Birazdan anlatacağım. Analiz penceresinde settings'e tıklarsanız tekrar aynı pencereyi geri çağırabilirsiniz. Üç boyutu seçip iki boyut model kurup analiz yaparsanız ne olur? Yazılım bunun üçüncü boyutu da varmış gibi anlamaya çalışır. Plane strain matematiksel fonksiyonları kullanmaz. Yani üçüncü boyut sonsuza gidermiş gibi olan matematiksel fonksiyonları kullanmaz ve doğru analiz yapamaz. Sadece burada çözüm olarak altında çalışan matematiksel çözüm kodu farklı olduğu için iki boyut, üç boyutu doğru seçip ona göre analiz yapmamız gerekiyor. Şimdi menüyü açtık. Bu menü bana ne anlatıyor? Buna bakalım tek tek. Menünün sol tarafında bizim çalışma penceresi dediğimiz bir kısım var. Ortada model penceremiz var. Altta bizim yaptığımız çalışmalarla ilgili bize gidişatı gösteren ya da eğer bir hata yaptıysak o hatayı anlatan, bizim yazılımla iletişimimizi kuran output dediğimiz bir pencere var. Yukarıda menülerin bulunduğu bir pencere var. Şurada sol tarafta olan pencere, şurada bir result pencerem kapanmış. Şöyle açalım. Şu pencere bana model yaparken modelleme ile ilgili fonksiyonları, analiz yaparken analizle ilgili fonksiyonları, çözüm yaptıktan sonra da sonucu gösterirken result'la ilgili sonuçları gösteren dosyaları gösteren pencere. Şimdi daha modellemeye yeni başladık. Dediğim gibi burada bir sürü bir şey yazıyor ama biz bunlardan çoğunlukla geometri tabini kullanıyoruz. Bir şey çizdiğinizde, bir şey, çizgileriniz ya da volümleriniz, face'leriniz yani içi dolu olan elemanlarınız, geometrisel olan her şey buradaki geometri penceresinin altına ekleniyor. Mesh yaptıktan sonra meshleriniz, mesh parçalarınızın hepsi mesh'in altına ekleniyor. Onun dışında burada work plane var. Üç boyutlu bir program olduğu için mesela bu work plane'i açtığımızda şu anda grid'i görüyorsunuz. Grid bizim için bir yönü gösteriyor. Eğer bu work plane'i değiştirirsem bakın şu anda XY plane'ine döndüm. XZ plane'ine geri gidersem XZ plane'ine döndüm. Bu work plane niye önemli? Çünkü iki boyutlu çizgi çizdiğimde yazılım hangi work plane'deysem ona çizgi çiziyor. Ne demek istiyorum? İlk açıldığında default work plane'im yani bu gridlerim bu şekilde açılıyor. Bir çizgi çizeyim. Bakın çizgi çizdiğimde çizgim bu yönde çizildi. Work plane'i değiştirdim. Bir çizgi çizeceğim. Work plane değiştiği zaman iki boyutlu çizgimi bakın yatay yönde çizdi. Buradaki çizgisel fonksiyonları kullanırken iki boyutlu bir şey geometriye eklerken hangi work plane'deyseniz size ona çizgi çizer.
Bizim bu work plan'imiz sıfır noktasındadır default olarak, ama siz sıfır noktasına değil başka bir koordinata bir şey çizmek istiyorsunuz. Bunu iki yolla yapabilirsiniz. Çizdiğiniz çizgiyi çizdikten sonra istediğiniz yere move komutuyla taşıyabilirsiniz. Ya da burada work plan'imizi, bakın şurada yukarıda bakarsanız değişik fonksiyonlar var ve mouse'la üstüne gittiğinizde bunların ne olduğunu size küçük küçük yazarak gösteriyor yazılım. Work plane'i move work plane diyor. Bastığınızda hangi plane'i götürmek istiyorsunuz? Şurada hangi plane'i götürmek istiyorsanız seçiyorsunuz. Yatay, dikey, bakın 3 tane work plane seçtiriyor yazılım size. Diyelim ki ben bu dikey olan work plane'imi buradan başka bir yere taşımak istiyorum. 50 metre pozitif yönde ileri taşımak istiyorum. Bu work plane'i seçtikten sonra offset olarak buraya 50 yazıp apply derseniz, hatta biz bunu 50 demeyelim, biraz daha abartalım ki gözle görülsün. Mesela 500 metre ileri taşıyalım. Bakın work plane'im ileri gitti. Ben şimdi bir çizgi çizmek istediğimde yine work plane'in üzerine çizdiğim için bunu artık başka bir koordinatta çizmeye başlıyorum. Bu aslında GTS'in değil, AutoCAD'in fonksiyonları. AutoCAD bilenler şimdi birazcık bunu hissetmeye başlamıştır. Üç boyutlu çizimi öğrenmek de aslında bu yazılımı kullanmanın bir şeyi, bir ek fonksiyonu. Siz üç boyut çizim bilerek bir yazılımı kullanmaya başlarsanız, üç boyutlu modellemede daha başarılısınız. Bilmiyorsunuz, o zaman bu fonksiyonları AutoCAD'in içinde öğrenmek zorunda değilsiniz. Direkt GTS'in içinde AutoCAD tabanlı bir yazılım olması sebebiyle bu çizimleri yapabiliyorsunuz. Çizgi çizmek bu şekilde yapılabiliyor yazılımın içinde. Şimdi siz açtığınızda yazılım muhtemelen arka background'u mavi olarak açılacak. Bunu isterseniz değiştirebiliyorsunuz. İlk açıldığında yazılım, bakın yukarıda yazılımın sağ üst köşesinde background ve language diye bir kısım var. Language bize uygun olan sadece İngilizce fonksiyonu var şu anda. Ama background'u eğer image 1 yaparsam bu default'tur. Arka plan maviye döner. Ben beyaz çalışmayı sevdiğim için en arkadakini seçiyorum. En alttakini image white çalışıyorum. Grid sistemin burada gördüğünüz gibi gridlerim var. Gridleri isterseniz görmeyeyim diyebilirsiniz. Çizdiğim çizgiler bu geometri tabanının altında gözüküyor. Geometri çizgilerini görmek istemiyorsam, bakın çizdiğim çizgiler default olarak geometri set 1 diye adlandırılan bu dosyanın altına geliyor. Line 1 mesela bir tane çizgi çizmiştim, burada görebiliyorum. İkinci çizgiyi burada görebiliyorum. Çizdiğim şeyleri görmek istemiyorsam kapatıyorum. Silinmiş olmuyor, sadece görünürlükten çıkıyor. Burada datum çizgileri var. Onları şuradan isterseniz kapatabilirsiniz. Daha temiz bir yüzey görmek isterseniz. Ya da burada koordinat çizgilerimiz var. Global koordinat sistemi sayfanın alt tarafında. Bunları açıp kapatabiliyorsunuz isterseniz. Bu grid sistemini dediğim gibi work plane'i isterseniz değiştirebiliyorsunuz istediğiniz yönde. Buradan değişik work plane'ler oluşturabiliyorsunuz. Yine çizimle alakalı snap opsiyonu var. Siz gridlerle bir çizim yapmak istiyorsunuz. Bu hangi snap opsiyonlarıyla yapmak istiyorsanız buradan onları ayarlayabilirsiniz. Bir de gridlerimin üzerinden ben hızlı hızlı bir çizim yapacağım diyelim. Define grid opsiyonu var bakın burada. Bu define grid'e bastığınızda bu gridlemeyi default olarak yazılım her bir parçası 20 metrelik gridler olarak yapıyor. Ben bunu 1 metrelik gridler olarak yap ve burada otomatik değil de işte 100 metrelik bir alan için bana 100 tane grid oluştur dersem grid sistemi bakın değiştirdi. Bana daha şey bir gridleme sundu.
Yine datum çizgilerini burada açtım. Ve ben hangi workplane'de olduğumu anlamak için şuradaki izometrik view'dan bu şekilde bunu görebilirim. Ben şimdi bana bu yönde baksın istiyorsam XZ plane'inde bu sistemi döndürebildim. Şimdi ne yapacağım? Mesela bana önden görünüşe gel dersem yazılım direkt önden görünüşe geldi. Buraya ufak bir şey çizelim. Nasıl çizelim? Geometri çizgisini alalım. Buradan başlasın. Her biri birer metre olduğu için şu büyük grid aralıklarım beni 5 metreye döndü. Buradan başladım. Bir 5 metre gittim. Bakın 5 metre giderken ekranın sol tarafındaki menüye dikkat edin. Lokasyon 5 metreyi gösteriyor. Ben elimle çizerken oradan da görebiliyorum. Buradaki metodu da relatif olarak gösteriyor. Eğer absolut geometri derseniz size global koordinat sistemindeki koordinatları buraya elinizle girerek bu çizimi yapabilirsiniz. Ya da yazılım default relatif koordinat sistemine geçer. Tıkladığınız noktaya göre kaç metre ileri geri gidecekseniz relatif olarak bunları görebilirsiniz. Buraya yazarak da koordinatlarını biliyorsanız bir model çizebilirsiniz ya da elinizle snap opsiyonlarını, grid opsiyonlarını düzelterek bunu yapabilirsiniz. Eğer elinizde karışık bir geometri varsa da AutoCAD'den import edebilirsiniz. Onu da birazdan göstereceğim. Mesela 5 metre buraya çizdim. Sonra buradan devam ettim. Bir line daha yukarı bir 5 metrelik, 45 derecelik bir şey çizdim. Sonra devam ettim. Bir 10 metre geri gittim. Hep bakın relatif olduğu için lokasyon şeyi relatif gösteriyor. Aşağı gittim bir 10 metre. Sonra tekrar tıkladım. Buraya geldim. Buraya geldim ve sistemi tamamladım. Burada grid'i kapatırsanız biraz daha ya da şu koordinat sistemlerini kapatırsanız çizdiğiniz sistemi çok daha rahat görebilirsiniz. Böyle bir sistem çizdim mesela. Şimdi bunu üç boyutlu bir modele nasıl çeviririm? Fonksiyonları size anlatmak için bunu basit basit yapıyorum. İlk başta bunun içini bir doldurmam lazım. İçini doldurmak için yine bu point curve kısmında ve surface solid kısmındaki opsiyonlarla bu işlemi yapıyorum. Make face diye bir kısım var. Buna tıkladım. Make face dedikten sonra bütün sistemi şöylece seçtim. Burada geometri setin altında bakın bizim sistemdeki klasörümüzün ismi yazılım tarafından geometri set diye gösteriliyor. Ben buna şey diye bir klasörü kendim adlandırabilirim. Buna apply dediğimde bakın bunu face yaptı ama bu face yaptığı şeyi burada şey diye yazdığım dokümanın altına attı. Bu face'in bunun altında. Siz isimlendirmeyi burada kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Modelleme kolaylığı olsun diye. Biz daha en başından başladık ama 3 boyutta bu yazılım öyle modeller yapabiliyor ki burada bu isimlendirmeler sizin kullanım kolaylığınız için işe yarıyor. Ben bunu face yapmak için içi dolu bir eleman bu hali. 2 boyutlu analiz yapsaydım modelimi kurmuştum işte. Bir şev analizi yapacaktım. Mesh yapacaktım. Hemen bunu analiz edecektim. 2 boyut fonksiyonunu bitirecektim. 3 boyut modellemede ne yapacağım? Bunu üçüncü boyutu uzatmak için extrude dediğim bir komutum var, onu kullanacağım. Extrude'a basıyorum. Bana diyor ki target objectini seç. Ben buradaki face'imi seçiyorum. Direction seç. Bunu ben bu yönde uzatacağım. Bu yön benim hangi yönüm? İsterseniz datum çizgisinden uzatmak istediğiniz yönü şuradan geri açtım bakın. Buradan elinizle seçebilirsiniz. Ya da datum çizgilerinden seçmeyi istemiyorsanız Two Point Vector'a gelip buradaki yönüme, global yönüme bakayım. Bakın şurada Y yönü. Y yönünde uzatmak istiyorum deyip X ve Z'nin çizgilerini kaldırıp bunu Y yönünde uzatacağınızı yazılıma tanıtabilirsiniz. İkisi de aynı sonucu verir. Kaç metre uzatacağım? Mesela bu şevin benim 100 metre devam etsin.
Yüz yazarsanız global yönüm artı yönde, bu taraf yüz olduğu için bu tarafa doğru uzatır. Burada reverse direction'ı tıklarsanız ya da buraya eksi yüz yazarsanız bunu eksi yönde, global direction olarak eksi yönde uzatır. 100 metre uzatmayı doğru yönü seçerek yapabildim mi? Bunu anlayabilmek için de şurada en altta preview var. Ona basabilirsiniz. Bakın benim şevimi 100 metre uzattı. Yani uzatacak ama ben preview olarak bakıyorum. Çok abartılı bir model oldu. Bunu ben bir 30 metreye çekeyim. Preview diyeyim. Bakın böyle bir şey yapacağım ben birazdan. Geometri set yine burada dediğim gibi ben klasörünün altında bu solidimi oluşturmak istiyorsam ya da bunu başka bir klasörde oluşturmak istiyorsam ismini değiştirebilirim. Burada advanced olarak until dediği, burada isterseniz bu şevin uzunluğunu değil, burada mesela başka bir noktanız varsa o noktayı seçip buradan buraya uzat diyebilirsiniz yazılıma. Yazılım böyle puzzle gibi menüleri okuyarak size ne yaptıracaksa yapmak istediğinizi yönlendirmeyle bulabiliyorsunuz. Bu çok aslında kullanım kolaylığı sağlıyor. Dediğim gibi AutoCAD altyapısı olanlar için bu pratikleşme biraz daha hızlı oluyor. Aşağıda bir de şurada bir soru işareti kısmı var bakın menünün altında. Ona basarsanız da biz şimdi Extrude komutunu açtık. Extrude komutun size ne yaptığını söylüyor. Extrude bizim en çok kullandığımız komutlardan biri. Ya da burada advanced komutlar var mesela. Revolve diye bir komutu var bunun. Revolve ne yapıyor? Böyle bir çizginiz olduğunda bu çizgi etrafında böyle bir geometri oluşturmanızı sağlıyor. Ya da loft ne yapıyor? Loft böyle iki tane çemberiniz varsa buradan buraya onu birleştirerek bu şekilde değişik geometriler yapmanızı sağlıyor. Siz bu komutları kullanabilirsiniz ama başlangıç seviyesinde dediğim gibi en çok kullandığımız konut Extrude. Hadi bir daha yapalım. Target objektimi seçtim. Direction olarak direction'ımı bu sefer yönümü datum çizgisinden seçtim. İkisini de yapabilirim. Length olarak 30 metre demiştim. Preview'dan doğru yöne doğru mu uzatıyorum? Ona baktım. Apply'a basarsanız bunu yapar ve bu menüyü açık bırakır. Okey'e basarsanız bu uzatma işlemini yapar ve menüyü kapatır. Bir seferde 3-5 kere extrude yapmanız gerekiyorsa diye yazılım böyle iki opsiyon koymuş. Okey de aynı şeyi yapıyor, apply de aynı şeyi yapıyor ama hem apply'a hem okey'e yazılım bastırmıyor. Birinden birini yapabilirsiniz. Okey'e bastım. Bakın bunu yaptı ve menüyü kapattı. Üç boyut bir model kurmuş oldum. Bu şekilde bir modelleme yapabiliyorum. Bunu bir yerden bir yere taşımanız gerekiyor mesela. Translate komutu da en çok kullanılan komutlardan biri. Translate'e basıyorum. Burada seçtiğim target objekti seçtim. Select target object diyordu. Üstüne tıkladığınızda selected one target object diye gösteriyor. Direction diyor mesela. Ben bu şevimi bir yerden bir yere taşımak istiyorum. Diyelim ki Z yönünde yukarı bir 50 metre oynatmak istiyorum. Yukarı doğru olan Z yönünü seçtim. Metot olarak move derseniz bunu 50 metre yukarı taşımak istiyorsanız preview'da bakın 50 metre bunu apply diyeyim, şimdi menüyü kapatmayayım çünkü öbür fonksiyonları da göstereceğim. Bakın bu şevin solidini yukarı taşıdım. Çünkü taşımak için sadece solidi seçmiştim. Buradaki face'leri seçmemiştim. Bu face'ler, şuradaki face'leri görmek istemiyorsak biz zaten modelimiz asıl meşimizi 3 boyuta yapacağımız için bunlar sadece bizim yardımcı elemanlarımız. Şu datum çizgilerini kapatayım. Şurada kullandığım surface'ı isterseniz ve geometri çizgilerini kapatabilirim. Sadece solidimle ilgilenebilirim. Modelleme kolaylığı açısından. Ne yaptım? Datuma göre bu yaptığım modeli 50 metre yukarı kaldırdım. Peki ben bunu kaldırmak yerine mesela bulon falan modellerken bu çok işinize yarar. Bir çizgiyi kopyalayabiliyorum. Kopyalamak istersem eğer yine bunu yukarı yönü seçtim yön olarak. Kopyalayacağım. Mesela bundan iki tane kopyalamak istiyorum. 50 metrede bir iki tane kopyalamak istiyorum. Bakın
Aralarında 50 metre mesafe olan iki tane daha kopya yarattı bana. Bu şekilde siz modellerinizi hızlıca kurma yönünde adım atabilirsiniz. Zaten bundan sonraki eğitimimizde basitçe bir tünel ve basitçe ankarajlı bir sistem nasıl yapılır? Onlarla ilgili daha detaylı da modellemeler yapacağız. Ama extrude komutuyla translate komutunun nasıl çalıştığını bilirseniz sizin çok işinize yarar. Ne yaptık? Kopyaladık uniform olarak. Bir de uniform olmadan kopyalayalım. Yine aşağıdakini seçtim. İsterseniz en üsttekini de seçebilirsiniz. Benim pencerem hala açık. Yön olarak hadi bu sefer yönü değiştirelim. Bu yönde bakalım. Bu yönde bunu bu sefer non-uniform kopyalayalım. Ne yapacağım? Non-uniform kopyalarken kopyalamak istediğim mesafeleri tek tek elimle yazacağım. 30 metre, 40 metre, bir de 100 metre bunları kopyalayalım. 30 metre dediğim için bu şevin de uzunluğu 30 metre olduğu için 30 metreyi baştan başlatıyor. Bakın hemen yanına geldi. Daha sonra 40 metre buradan 40 metre buraya geldi. Buradan buraya 100 metre geldi. Bu sistemin nasıl çalıştığını anlamak isterseniz şurada measure distance diye bir şey var. Burada mesela bunların arasını bir ölçerim. Bakın 100 metre. Bu uçtan bu uça olan mesafeyi siz distance olarak yazıyorsunuz. Yani yazının her yaptığı şey size anlatamazsa bile siz yaptıktan sonra şuradan bunun ölçerek neyi nereye götürdüğünü anlayabiliyorsunuz. Size tavsiyem buradaki menüleri kurcalayarak neyin ne olduğunu anlayabilmek. Burada bizi en çok yorabilen şurada select ve unselect diye modlar var. Mesela translate komutunu açtım. Sizin şuradaki menünüz unselect'te duruyor. Object seçeceksiniz de object'e bastım seçiliyor. Ama siz bir şekilde select modda değil unselect moddaysanız mesela object seçeceksiniz. Bakın tıklıyorsunuz hiçbir şey olmuyor. Çünkü siz select modda değilsiniz. O yüzden bunu yapamıyorsunuz. Buna dikkat etmek gerekiyor. Sistemimizi kurarken. Değişik seçenekler var. Bu seçenekleri de ilerleyen eğitimlerde biraz daha detaylı görürüz. Sadece buradaki select, unselect moda size dikkatinizi çekmek istedim. Şimdi ben size sondajlar kullanılarak bir geometri profili nasıl oluşturulur? Bugün ilk aşamada onu anlatacağım. Üç boyutlu daha geometrisel modeller kuracağınız zaman benim burada gösterdiğim mantıkta çizimlerle bu işlemleri yapabilirsiniz. AutoCAD'den çizgileri alıp burada bu extrude komutuyla volümü haline getirebilirsiniz. Ama bu yazılım gerçek topografyaya ve gerçek sondaj verilerini de işin içine katarak analizler yapabiliyor. Eğer geometrisel değil de jeolojik bir yerde bir tahkik yapmak istiyorsanız. Bugünkü ilk eğitimde ben size sondajlar nasıl girilir ve bir harita yüzeyiniz varsa bu buraya nasıl etkitilir bunu göstereceğim. Şimdi bunların hepsini böylece seçip klavyenizin delete tuşuna basarak isterseniz silebilirsiniz yaptığınız şeyleri. Buradan bakın hepsinin içi boşaldı. Şeyleri silmiş oldum. İsterseniz buraya gelip bu oluşturduğunuz klasörleri de klavyenin delete tuşuna basarak silebilirsiniz. Sondajlar nasıl kullanılır yazılımın içinde? Benim elimde bir tane harita verim olsun. Ben import dedim. 3 boyut, import ettiğinizde 3 boyutlu çizgileri AutoCAD'den ya da 3 boyutlu, 2 boyutlu çizgileri ya da 3 boyutlu çizgileri yazılımın içine çekebiliyorsunuz. 3 boyutu tıkladım ve bir AutoCAD seçeceğim. Burada benim Map diye bir AutoCAD'im var. Burada bakın izoid seyirlerinin olduğu ve sondaj noktalarının da olduğu bir AutoCAD bu. Gördüğünüz gibi AutoCAD iki tane layer'dan oluşuyor. AutoCAD'de çizdiğiniz layer neyse buraya o layer geliyor.
Bir topografyan var, çizgilerin olduğu. Bir de buradaki sondaj noktalarım var. Bunlarla işlem yapabiliyorsunuz. Ben buradaki harita verilerini kullanmayacağım. Şimdilik bunları kapatıyorum. Bakın sondaj noktalarım var. Bu sondaj noktalarından ki bu sondaj noktaları üçüncü boyutta da farklı ağız kodlarında sondajlarını işlemek istiyorum. Bu sondajları işlemek için Bedding Plane opsiyonunu kullanıyorum. Bedding Plane'e basıyorsunuz. Sondajın ismini giriyorsunuz. Sondajın lokasyonunu giriyorsunuz. Mesela BH1 diye bir sondaj. Burada lokasyonunu elinizle XYZ lokasyonunu girebilirsiniz. AutoCAD'ten aldığınız sondaj yerleri elinizde varsa tıklarsanız sondaj lokasyonlarını size direkt gösterir. Ve burada kaç tane tabakanız varsa o sondajda daha fazla tabaka burada default 4 gösterir ama daha fazla tabaka da edinebilirsiniz. Buraya kalınlıklarını yazarak bu sondajı burada tanımlayabilirsiniz. Ama elinizde 40 tane sondajı varsa bunları böyle elinizde burada tek tek tanımlamak çok uzun olabilir. O yüzden import opsiyonuyla bunu Excel formatından direkt çekebilirsiniz. Excel'imiz şöyle bir format. Bu Excel formatını da isterseniz Excel'i paylaşabiliriz ya da şimdi print screen alabilirsiniz. Burada bakın BH1, BH2, BH3, BH4 ve BB5 şeklinde 5 sondaj var. Bunu yatay yönde 40-50 sondaja kadar arttırabilirsiniz. İkinci lokasyonu yazıyor. XYZ koordinat olarak lokasyonları yazıyor. Altta da bu lokasyonlardaki bu sondajlara ait zemin tabakalarının ismi ve zemin tabakalarının kalınlığı yazıyor. Zemin tabakalarının kalınlığını yazarken de o tabakanın yukarıdaki yüzey koduna göre en alt noktasının derinliğini yazmamız gerekiyor. Yani bir zeminimiz varmış 25 metre, altında kaya 35 metre değil, kaya zeminin altından aslında 10 metre, yüzeyden 35 metre derinliğe kadar. İkinci kayamız da birinci kaya, ikinci kaya arasındaki kalınlık 10-15 metrede ikinci kayamız var. Dediğim gibi alt koordinat noktalarını yazıyorsunuz. Daha fazla 10 tane tabakanız varsa 4, 5, 6 diye burada türeterek tabakalarınızı girebiliyorsunuz. Tabaka kalınlıklarınıza göre. Burada sarıyla boyadığım kısımların bu şekilde yazıyor olması lazım ki yazılım burada bunları anlayarak import etsin. Excel formatınız bu şekilde olacak. Borehole name'in yanına BB1 yerine SK1 de yazabilirsiniz ama o borehole name orada o şekilde yazacak. Dediğim gibi sarıyla yazılı olanları değiştirmeden altlarındakileri tabaka sayılarını ya da sondaj sayılarını çoğaltabiliyorsunuz. Böyle bir Excel'iniz varsa elinizde o zaman import deyip bu Excel'e tıkladığınızda bakın 5 tane sondajlı bir Excel'im var. Şunu ben oluşturmaya çalışıyordum. Onu sildim. Birincisi bakın kalınlıklarıyla ve koordinatlarıyla yazıyor. İkincisi, üçüncüsü, dördüncüsü ve beşincisini Excel'den direkt aldınız. Şurada Preview'a basarsam 5 sondajı kullanarak birinci tabaka, ikinci tabaka, üçüncü tabaka noktalarından yazılım interpolasyon yapıp buradaki planeleri bize oluşturuyor. Bunlar da benim zemin tabakalarım. Yukarıdan bakarsak sondajlarımın bitiş noktasına göre bir zemin çerçevesi çizdi. Ama ben yanlara biraz daha bu modeli açmak istiyorsam şuradaki distance kısmına mesela 50 metre, x yönünde 50 metre, y yönünde sen bu alanı büyüt dersen bakın sondajların içime alacak şekilde bu alanı 50'şer metre sağa sola büyütüyor. Ama tam sondaj noktalarında kesmesini istiyorsam buraları sıfır bırakıyorum. Bu benim sondajda isimlendirdiğim bir geometri setim olsun. Bu şekilde ben tabakalarımın arasında planeler oluşturdum. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Eğer bir harita veriniz yoksa sondaj ağız kodlarınızdan böyle bir yüzey oluşturdunuz. Ama eğer bir de harita veriniz varsa benim demin size gösterdiğim gibi Terrain Geometry Maker diye bir sistemim var. Terrain Geometry Maker'a tıklıyorum. Buradan harita yüzeyini topografyaya üstüne almak için bu işlemi yapıyorum. File diyorum.
Import DSF diyorum. Deminden ki AutoCAD modelimi burada açıyorum. Bu AutoCAD modelimde ben bir tek topografya ile ilgileneceğim. Sondaj ağız kodlarını falan istemiyorum. O yüzden visible layer olarak sadece topografyanın çizili olduğu layer'ı açıkta bırakıyorum. AutoCAD'inizde bir sürü layer olabilir. Onu AutoCAD içinde temizleyip buraya atmanıza gerek yok. Direkt topografyayı alabilirsiniz. Okey dediğimde bakın bu şekilde benim bu izoid seyirlerim modelimin içine geliyor. Alttaki modele çift tıkladığımda da bu modelin yanında bakın küçük küçük şurada bir menü var. Bu menü aktif hale geliyor. Bu menüde çekiçe basıyorum. Çekiçe bastığımda bana bu harita verisinin bir kabuk yüzey elemanı haline getirilmesi için kullanacağım menü ortaya çıkıyor. Select base contours diyor. Siz büyük bir harita verisini buraya alıp o haritanın belirli bir kısmı ile ilgilenebilirsiniz. Ben burada küçük bir harita verisi seçtiğim için bütün kontürleri seçiyorum. Harita verisinin ne kadarlık bir kısmı ile ilgileneceksem, birinci corner dediğim mesela ortalarda bir yeri tıklayayım. İkinci kontür dediği de aşağıda bir yeri tıklayayım. Plot zone dedim. Bu haritanın birinci köşe ve ikinci köşe olarak seçtiğim sadece bu kısmını alıp bana yüzey haline getirir. Siz kullanacağınız haritanın hepsini buraya aldıysanız yüzey olarak kullanmak istediğiniz haritayı belirli bir kısmını değilse o zaman birinci corner olarak en yukarı, ikinci corner olarak da en aşağı seçip plot dediğinizde bütün yüzeyi alırsınız. Bu şekilde haritanızda hangi kısmı kullanacağınızı seçmiş oluyorsunuz. Aşağıda sampling kısmı var. Sampling kısmına bastığınızda da bu da bunun hangi hassaslık derecesinde bir yüzey oluşturduğunu gösteriyor. Bunu arttırabilirsiniz 200'e kadar. O zaman ama mesh sayılarınız çok artar. Yani ben bunu hadi iki kat arttırmış olayım 22-22 diye. Burada da bu hassasiyeti gösteriyor. Okey dediğinizde burada bir error tenderiz çıkar. Buna takılmayın. Çünkü bakın benim haritamda şuradaki izoid eğrilerinin bütünlüğü yok. Buralarda kesildiği için bu error çıkarıyor. Diyor ki buralarda kesilmiş. Ben burayı kafama göre oluşturacağım diyor. Tamam diyebilirsiniz buna. Ve bu yüzeyi bakın size oluşturdu. Bu benim artık harita yüzeyim. Sondaj ağız kodlarım buradaki izoid seyrileriyle uyumlu olduğu için şimdi sondajların tam üstüne bu yüzeyi ben oturtabileceğim. Bunu oturtabilmek için de şurada export surface demem gerekiyor. Export surface deyip bunu mesela bir yüzey diyelim. Yüzey diye önce bir kaydetmem gerekiyor. Kaydettikten sonra bu menüyü kapatıyorum. Bunu koordinat olarak kaydedebilirsiniz de. Daha sonra burada tekrar açacağım. Terrain Geometry Maker'da import TMS Surface dedim. Yüzey diye olan elemanımı demin export demiştim. Yani öbür yazılımdan export edip bu yazılıma import etmem gerekiyor. Yüzey olarak bunu tıkladım. Bakın üst yüzeyim bu şekilde oluşturuldu. Ben sondajları bu üst yüzeyin belirli bir kısmında, o yüzden sadece modeli belirli bir kısmında kuracağım. Ama üst yüzeyi bütün harita verisinden aldım. Sondajlarımın olduğu yerleri de burada dikmeler halinde görüyorsunuz. Bundan sonra yapacağım şey, buraya bir tane küp çizeceğim. O küp benim model solidim olacak ve şevli sistemimde tabakalı zeminim hazır olacak. Bunu nasıl yapacağım? Deminden ki size gösterdiğim workplane'i kullanarak yapacağım aslında. Workplane'i XCA'ya geri döndürdüm. Ama burada gridlerim küçük ama çok da önemli değil. Alttan görünüşe geldim. Şurada alttan görünüşe geldikten sonra bir tane rectangle çiziyorum.
Bu rectangle'ları çizmeden önce de make face'e basıyorum. İçi dolu bir rectangle çizmek istiyorum ve sondajları kullandığım alan birinci noktayı tıklıyorum. İkinci noktaya çekiyorum ve böyle bir dikdörtgen çizmiş oluyorum. Mouse'unuzun topunu tutarak mouse'unuzu oynattığınızda bu modeli böyle döndürebiliyorsunuz. Bir tane bakın şurada bir dikdörtgen çizmiş oldum. Bu dikdörtgenin benim alttaki plane'ime dokunuyor ama ben bir tane zemin çizmek istediğim için bu plane'i alıyorum. Translate komutuyla Translate'e basıp buradaki rectangle'ımı Z yönünde biraz aşağı doğru çekmek istiyorum. Mesela eksi 50 metre bunu move aşağı doğru şöyle oynatmış olayım. Bunu oynattıktan sonra Extrude'a basıyorum. Siz bunu farklı yöntemlerle yapabilirsiniz. Yine Target Object seç diyor. Seçiyorum. Direction diyor. Z Direction'ını seçtim. Bunu yukarı doğru extrude edeceğim. Uzatacağım. Mesela 150 metre uzatayım. Mesafeleri bilmiyorum diyelim. Yukarı doğru geldim. Baktım şöyle. Bütün haritamı alamadım. Yetmedi bu mesafe. 250 metre yapayım. Evet, bütün sistemim bu küpün içinde kaldı. Okey diyorum. Bakın. Şimdi ben zemin yüzeyimi oluşturabilmek için Divide komutunu kullanacağım. Bu da yeni bir komut şimdi gösteriyorum. Divide'da solid diyorum. Solid olarak buradaki solidimi seçiyorum. Bu solidi kullanacağım demin çizdiğim yüzeylere göre böl diyeceğim. Solidi seçtikten sonra Select Tool Surface diyor. Bu tool surface'ları seçmek için şuradaki solidimi kapatıyorum hepsini seçebilmek için. Ve burada oluşturduğum tüm yüzeyleri bakın buradan seçiyorum. Dört tane yüzey seçtim. Okey diyorum. Bir daha deneyeceğim. Divide Solid dedim. Target Solid'imi seçmek için Solid'imi açıyorum. Tool Surface'larımı seç diyor. Tool Surface'larımı da buradan seçiyorum. Okey diyorum. Anlatırken bir şeyde sıkıntımı yarattım. Bir bakayım. Tekrar bir kontrol edeyim. Sadece bir tanesine göre bir bölmeye çalışayım. Bir bakacağım. Target solidini seçtim. Tool surface olarak şuradaki yüzeyimi seçtim. Mesela sadece yüzeye göre bölmeye çalışayım. Bakın böldüm. Yukarıdaki parçayı da söküp atarsam buradaki üst yüzeyime göre bu sistemi bölmüş oldum. Aynı şekilde şuradaki tabakalara göre de bu sistemi bu şekilde bölebiliyorsunuz. Bunu böldükten sonra nasıl meşleme yapabilirim böyle bir sistemi? Ona bakacağım. Yine şurada oluşturduğum surface'lara göre de ben bunu bir daha bir divide etmeye çalışayım. Normal şartlarda oluyor. Tekrar solidimi seçtim. Tool surface'larımı buradan seçtim. Bunu şu anda sanırım neden yapamadığımızı anladım. Burada sondajları oluştururken buradan sağdan sola bir genişleme yapmadığımız için sanırım bu tool surface'larımı kabul etmedi. Böyle bir şeyle karşılaştığımızda şimdi biz bunu yapmıştık.
Şu surface'larda, şuradaki zemin surface'larım var bakın. Bunları silebilirim. Bu zemini de sildim surface olarak. Elimde kullanacağım kalemde üst düzeyim var. Bunları bölebiliyorum. Zemin tabakalarımı tekrar oluşturmayı deneyeyim. Şurada bedding plane olarak oluşturduğum kısmı siliyorum. Burada bedding plane'e geri tıkladım. Import dedim. Excel'imi aldım. Şuradan sağdan sola bir 50 metre mesafe gidelim. Sondajlarımı oluşturdum. Şimdi bunları bölmeye çalışalım. Divide solid dedim. Solidimi seçtim. Tool surface'larımı seçeceğim. Apply dedim. Bakın böldü. Tabaka tabaka. Üst düzeyi de aynı şekilde bölebiliriz. Üst düzeyi seçtim. Ya da hepsini bir anda bölelim. Bakın tabaka tabaka bunları bölmüş oldum. Üst düzeyi seçip tabakalarda delete tuşuna basarsam ben tabakamı oluşturdum. Bunu görüntü olarak da random color dersem şöyle seçtim. Şuradan görüntüyü bana değişik renklerde göster ki ben de ne yaptığımı anlayabileyim dersem. Bakın dört farklı tabakalı bir zemin oluşturmuş oldum. Sanırım şu sondaj noktalarının etrafına 50'şer metre bir extension bıraktım. Sıfıra sıfır bıraktığım için divide komutu doğru çalışmadı. Bir şey bölebilmek için bölmek istediğiniz yüzeyin sizin sondaj yüzeyinizden yani sondaj yüzeylerinizin bölmek istediğiniz yüzeyi aşması gerekiyor. Birebir sıfır kalırsa bölmede hata alabiliyorsunuz. Ona dikkat edelim. Aslında burada böyle hataların çıkması da sizin de karşılaşabileceğiniz hatalar olduğu için size tecrübe oluyor. Bir şey yanlış olursa tekrar geri dönüp bunu değiştirme imkanınız oluyor. Geometriyi oluşturduktan sonra benim meşleme yapıp bu sistemi çözmem gerekiyor. Mesh sistemini de burada size öğretmiş olacağım. Mesh sistemine geldim. Önce malzememi tanımlamam gerekiyor. Malzeme tanımlarında bir material, bir de property dediğim iki tane kısmım var. Malzeme kısmına geldiğimde burada create butonuna basıyorum. İzotropik kısmına basıyorum. Mesela ilk başta zemin bir tanımlayacağım. İlk başta model tipini seçip ismini öyle girmem gerekiyor. Zemin 1 olarak burada mor klompu seçip tanımladım. Mor klomp dışında başka malzeme modelleri de görebilirsiniz. Zemininizin tipine göre başka malzeme modelleri de seçebilirsiniz. Burada modified mor klomp dediğimiz bir model var. Modified mor klomp modeli aslında diğer yazılımlardan bildiğiniz strain hardening modeli. Bu da çok kullanılan bir model olduğu için antiparantez söylemiş olayım. Mor klomp seçtikten sonra genel penceresinin içinde elastik modülünüzü, pozisyon oranınızı ve unit weight'inizi giriyorsunuz. Diğer kısımları ellemenize gerek yok. Diğer menüler biraz daha advanced parametre girmek için. Poros kısmına geldiğinizde sulu bir şey yapacaksanız ki başlangıç seviyesinde bunu yapmıyoruz. Bu menüyü geçebilirsiniz. Nonlinear kısmında da kohezyon ve sürtünme açısı giriyorsunuz. Şurada incremental kohezyon dediği aslında elastik modül kısmında da vardı. Derinlik arttıkça siz kohezyonunuzun arttığını düşünüp kohezyona 30 girip her o 10 paskal, 10 kilo paskal kohezyonu derinlik diyelim ki şuraya 10 girsek, buraya da 5 girsek her 5 metrede bir kohezyonu 10 kPa arttır gibi bir şey demek istiyorsanız bu menüyü kullanın. Eğer sabit oda tabaka için bunu kullanmak istiyorsanız o menüyü kullanmazsınız. Buradan malzeme parametresini tanımlayabiliyorsunuz. Bu bizim zemin birimizdi.
Aynı şekilde ikinci zemininiz için burada bu girdiğinizi kopyalayıp bunun içinden bunu zemin 2 olarak değiştirip buradaki parametreyi mesela 40'a çıkarıp kullanabilirsiniz. Ya da yeni bir pencere açıp burada bunu değiştirerek bu şekilde yapabilirsiniz. 4 tabakamız vardı. Burada 4 tabakayı da ayrı ayrı tanımlamamız gerekiyor. Mesela bunda 60 dedik. Okey dedik. Buradan zeminlerinizi böylece tanımlıyorsunuz. Bir kayamız vardı, bir zeminimiz daha vardı. Ben bunlara hep isim olarak zemin 1, zemin 2, zemin 3, zemin 4 dedim ama ne isterseniz diyebilirsiniz. Kaya mekaniği analizlerinde Hook Brown'u da kullanabilirsiniz. Şu menüde bakın burada Hook Brown ya da Modified Hook Brown'la da işlem, Generalized Hook Brown'la da işlem yapabilirsiniz. Biz burada no-clone parametrelerini kullanarak ilk başta başlangıçta bunu yapıyoruz. Bu zemin tabakalarını doğru parametrelerle tanımladıktan sonra bunu kapatıyorum. Bir de property kısmını tanımlamam gerekiyor. Bu da bana bu yazının hem bir boyut hem iki boyut hem üç boyut çalıştığı için farklı malzeme tipleri de tanımlatmaya yarıyor. Biz zemini tanımlarken 3D olarak bu zeminleri tek tek burada tanımlamamız gerekiyor. Zemin 1 diyorum mesela. Apply diyorum, bu geliyor. Material tipini 2 seçtim. Zemin 2 diyorum, ikincisinin de özelliğini tanımlamış oluyorum. Zemin 3 diyorum, buradan material'ı 3. zemini seçtim. 4. zemini seçtim ve bunun property özelliklerini de tanımlamış oldum. Aslında bizim için önemli olan burada 2 boyut ve 1 boyut elemanlar. 2 boyut elemana bastığınızda mesela shell'e bastığınızda burada bir duvar tanımlayabiliyorsunuz. Bu modelimizde yok ama bir duvar tanımlayıp malzeme olarak bir tane burada duvar için bir beton malzeme burada mesela tanımlayıp beton diye burada elastik bir malzeme şurada structure diye bunu tiklememiz gerekiyor. Mesela burada betonun özelliğini de yazıp burada bir beton parametresi tanımlarsam bu beton parametresine göre mesela şurada 30 santimlik bir duvar tanımlayabiliyorum. Bunu da modelin içinde modele tanıtıp bir duvar elemanı analiz edebiliyorum. Tek bir kalınlık için burada 30 santim buraya yazıyorum mesela. Biz tabii böyle bir duvar kullanmayacağız. Ya da bir kazık tasarlayacağım. Bir boyutlu elemanda kazığımı beam tipinde. Burada structural elemanın tipini seçmek çok önemli. Beam tipinde bir kazık tanımlayabilirim. Eğer ankraj yapacaksam embedded truss şeklinde ya da açıkta bir truss sisteminde çalışacak bir eleman tanımlayacaksam sadece truss sisteminde elemanlar tanımlayabiliyorum. Kazık yapacağım diyelim. Beam elemanı tanımladım. Kazık dedim. Malzeme tipini beton olarak ilk daha şuradaki malzeme yerinden bu malzeme tiplerini belirliyorum. Elastik modülünü. Property dediğim özellik bölümünü de burada belirliyorum. Beton bir kazık yapacağım. Spacing kısmı şu alttaki iki boyut analizler için geçerli. Üç boyutta bunu tiklemiyorum. İki boyutta çünkü üçüncü boyutu modellemediğimiz için aralıklarını üçüncü boyut için girdi istiyor yazılım. Burada istemiyorum. Section'a tıklıyorum. Şuralar boş ama yazılım bunları kendi dolduruyor. Section'a tıkladığımda diyelim ki pipe şeklinde bir eleman kullanacağız. Yani kazık yapacaksanız tabii solid round'la gitmeniz lazım. Ama ben burada değişik beamler tanımlayabildiğinizi, kirişler modelleyebilirsiniz, farklı tipte elemanlar girebilirsiniz yazılımın içinde. Bu tip yazılıma şeyler tanımlayabiliyorsunuz. Kazık yapacağız diyelim, beton kazık. Bunun da çapı 1 metre olacak. Bunu buradan girdiğinizde 1 metrelik kazık için olan structural, yapısal gereksinimleri buraya yazılım koyuyor. Siz bir E, A, E, I falan hesaplamak zorunda değilsiniz. Çok basitçe bu tanımlamaları yapabiliyorsunuz. Bunu okey dediğinizde de bir kazık elemanı tanımlamış oluyorsunuz. Yazılımın içinde de bizim bir kazığımız olsaydı, çizseydik bu kazık parametresini buna tanımlayıp kullanabilecektik. Şimdiki modelimizde böyle yapısal elemanlar kullanmadık. Malzeme modelini oluşturduktan sonra meşleme yapacağız. Mesh kısmında Generate 3D diyorum.
Bir boyut elemanım olsaydı, bir boyut mesh, iki boyut elemanım olsaydı, iki boyut mesh yapacaktım. Benim şimdi üç boyutlu elemanlarım var. Üç boyut mesh yapacağım. Burada bir parantez açayım. Önce üç boyut mesh yapıp, iki boyut, bir boyut meshlerinizi ardından yapmanız lazım. Yani önce zemini meshliyorsunuz, daha sonra diğerlerini meshliyorsunuz. Zemini meshlerken de, diyelim ki bir tüneliniz var. Hep küçük yerden büyük yere meşliyorsunuz. Önce kullanacağınız derin kazınız var diyelim. Meş elemanlarınızı önce küçük parçaları meşleyip sonra büyük parçaları meşleyerek kurmanız gerekiyor. Burada biz bir şey stabilitesi için bir model kurduk. O yüzden küçük büyük diye bir şeyimiz yok. 3 boyut diye tıkladım. Meş yapacağım. İsterseniz hepsini tek bir malzemeymiş gibi meşleyip sonra kendi malzemelerini içerisine atayabilirsiniz ya da hepsini tek tek doğru malzemeyle meşleyebilirsiniz. Generate meşe bastım. Üste tıkladım. Sana size soruyor. Biz burada nasıl bir model kurduk? Model boyutlarımız bayağı devasa mı oldu? Şuradan hemen bir ölçeyim. Mesela 333 metrelik bir model kurmuşuz. Hani 30 metrelik bir model kursan birer metrelik meşe ağı yap derim yazılıma. 333 metre biraz büyük bir model olmuş tabii size gösterirken. Bunu mesela 5 metrelik meşler yap diyelim. Çok gerçekçi değil. Burada iki çeşit meş sistemimiz var. Bir default tetra meş, üçgen meşleme yapar ya da hibrit meş, dörtgen meşleme yapar. Üç boyutlu analizlerde dörtgen meşleme sistemini kullanmanızı öneriyorum. Onunla ilgili teorik bir slaydım var. Birazdan göstereceğim bu model bittiğinde. Hibrit meşe bastım. Birinci zeminimi seçtim yukarıda. Property olarak da zemin 1, birinci zeminin propertileriyle bana burayı meşle dedim. İsim vermem gerekiyor. Zemine de birinci zemin olarak isim verdim. Yaptığım artık geometrilerim bitti. Yaptığım meşler şuradaki meş parçasının altına gelecek. Apply dediğimde bana meş yapacak. Okey demedim. Diğerlerini de meşleyeceğim için apply ile meşliyorum. Biraz 5 boyutum küçük kaldı. Modelim çok büyük. O yüzden zaman aldı. Normalde mantıklı boyutlu modellerde bunu daha hızlı yapabilirsiniz. Bakın meşimi kurdum. Aynı şekilde ikinci parçamı seçiyorum. İkinci zeminimi seçiyorum. Burada size ismi değiştiriyor. Üst üste aynı meş ağını, elemanını burada kullandırmamak için. Siz zemin 1 olarak değiştirdiği şeyin ismini zemin 2 diye elinizle değiştirebilirsiniz. Apply diyorum. İkinciyi de yapıyor. Üçüncüyü yapalım. Aynı şekilde. Üçünü seçiyorum. Benim yüzeyimin şey stabilitesi önemli. Buradaki stabilite çok önemli değil. İstersen meşi biraz daha büyütebilirim. İkinci parça ve üçüncü parçayı divide komutuyla oluşturduğum için yazım otomatik olarak bu yüzeyleri birbirine birleştirdi. Bu yüzeylerde küçük meşi yapıp daha uzakta büyük meşleme yapar. Son parçayı meşlerken bakın 5 boyutunu değiştireyim. Ne demek istediğimi biraz daha iyi anlayacaksınız. Son parçama geldim mesela meşi 10'a çıkardım. Zemin 4. Bunu da dördüncü zemin olarak meşledim. Size dediğimizin yerinde birim yok ya. Birim şu aşağıda arkadaşlar. Aşağıda siz metrik sistemde metreyle çalışıyorsunuz. Buraya 10 yazdıysanız meş boyutlarınız 10'ar metre. Bu çok büyük bir model oldu. Biz meş boyutlarını 1 metrelik, yarım metrelik falan kullanıyoruz. Çünkü modellerimiz çoğunlukla bizim 20-30 metrelik modeller oluyor. Büyük modellerde ama böyle heyelan analizlerinde böyle büyük meşler kullanmak zorundayız. Çünkü o zaman yazılımın çözüm süresi çok abartılı olur. Çok 1 metrelik meşle bu modeli run etmeniz çok uzun sürer. Dediğim gibi buradaki size
Aşağıdaki ana birime bağlı bilim sistemini de buradan isterseniz eş zamanlı olarak da değiştirebiliyorsunuz. İlk başta yazılımı açtığınızda kullandığımız birim sistemi bu. Zemin 4 için de 10 metrelik mesh kullanayım dedim. Şimdi parçaların birbirine bağlı olması ne demek onu anlatmaya çalışacağım size. Mesh size'ını değiştirince yazılım bir şekilde bağlı bulduğu yüzeye 5 metrelik meshler yapacak. Meshi devam ettirmek zorunda ama aşağılarda sınırı büyüttüğü yerlerde bakın büyüttü meshi. Burada daha küçük yaptı çünkü bu meshin burada devam etmesi gerekiyordu. Şöyle yaklaştırayım. Aşağılarda daha büyük mesh yaptı. Ha, siz ne yapacaksınız? Yapacağız bunları. Eğitimleri inşallah hepsine devam edebilirseniz iyi bir fikriniz olacak. Küçük yani bizim için geoteknik olarak önemli olan derin kazının ya da tünelin ya da yaptığımız her neyse bulunduğumuz kısım önemli ama sınır koşulu dediğimiz modelin sınırları önemsiz. Sınırlara doğru meşimi büyüteceğim ama asıl sonuç almak istediğim yerde meşlerimi küçük kullanacağım. Mantık bu. Ama bunu yapabilmem için benim burada 4 tane parçam vardı. Bu parçaların birbirine bağlı olması gerekiyor. Bu parçayla bu parça birbirine yüzey olarak bağlı değilse siz 10 dediğinizde en alt parçanın hepsini 10 size'da meshlerdi. Biz burada bu modeli kutu olarak bir modelleyip yani bir dikdörtgen prizması yapıp sonra yüzeylerden böldüğümüz için divide komutu otomatikman yazılımın içinde bu yüzeyleri birbirine bağlıyor. Ama bazı modellerde divide'la oluşturmayacağız mesela. Bu yüzeyler birbirine otomatik bağlanmadıysa GTS'in GTS olmasını sağlayan komut devreye giriyor. Bu GTS NX'in en kuvvetli taraflarından biri AutoConnect komutu. AutoConnect diyeceğiz. Bu modelde kullanmadık. Geometrideki bütün yüzeyleri birbirine bağlayacağız bir dahaki eğitimde. Aslında siz bütün geometrileriniz bittiği zaman bunu alışkanlık haline geçirip meşe gelmeden buradaki geometrilerinizi seçip meşi kapatayım, geometrideki solidlerinizi geri açayım. Bunlar dediğim gibi otomatikman birbirine bağlı ama her modelleme tipinde bağlanmayabilir. AutoConnect deyip bütün bu sistemi seçip okey dediğinizde bütün bu yüzey parçalarını yazılım otomatikman birbirine bağlıyor. Birbirine bağlıyor demek de oradaki birbirine değen mesh notlarını bozmuyor. Ki siz birbirine bağlı parçaları doğru analiz edebiliyorsunuz. Ben bu modelde kullanmadım çünkü divide komutu otomatikman bu AutoConnect'i yapıyor yazılımın içinde. Ama başka modellerde kullanacağız ileriki eğitimlerde. Meshlemem bitti. Şu borehole'lerin çizgilerini falan görmek istemiyorum. Benim artık geometriyle hiç işim kalmadı. Meshim önemli. Ben bu meshlediğim parçaları çözmek istiyorum. Bunları çözmek için iki işlem yapmam lazım. Geometri tabanı geçtim, mesh tabanı geçtim. Static slope analize gelip sınır koşulu belirleyeceğim. Sınır koşulu constraint dediğimiz kısımdan belirleniyor. Menüyü açtığınızda bir sürü şey yazıyor. Haklısınız ama bu advanced bir program. Bu 3 boyutta çok ciddi analizler yapabilen bir yazılım. Altlı iyi bir yazılım ve menülerin hepsi burada olmak zorunda. Ama siz basit modellemelerde belirli menüleri kullanıyorsunuz. Ben bu başlangıç eğitimi diye size en çok kullanılan fonksiyonları göstermeye çalışıyorum. Constraint'e basmak zorundayım. Ne modeli kuruyorsam kuruyorum. Auto'ya basıyorum ve Auto'da boundary set yerine isimlendirebilirsiniz. Böyle de kalabilir boundary ismi. Otomatiğe basıp buradaki ismi değiştirebilirsiniz. Okey dediğimde bana bakın sınır belirlediğim sabitlerimi koyuyor. Static slope analize geçtikten sonra artık şurada model olarak gördüğüm bu pencereyle ilgilenmiyorum. Analiz penceresine gidiyorum ve boundary condition olarak oluşturduğum sınır koşulu elemanım burada türüyor. Ne yapıyor yazılım? Otomatik olarak sistemi en altta X, Y, Z'de tutuyor. Yan taraflarda da sadece yatayda tutuyor. Burada şöyle bir handikap olabilir.
Yönlü şekilde koluyor, bakın burada biraz daha göstermeye çalışayım. Ok gibi koyuyor bunları. Yönlü koyduğu için sanki bir tarafında var sınır koşulu, bir tarafında yokmuş gibi gözüküyor. Mesela burada var, burada yok değil. Burada da oklar var ama meş elemanının içinde kaldığı için burayı göremiyorsunuz. Bunu size nasıl anlatabilirim? Mesela şu meş elemanını ya da en alttakini seçelim. Seçtim. Sağ tıkladım. Transparency'si, bu şu anda içi dolu gözüküyor. Transparency'sini ikiye çekeyim. Bakın görüyor musunuz? İçteki meş elemanını transparent gördüğünde aslında bu tarafta da sınır koşulu olduğunu ya da her tarafında sınır koşulu olduğunu görebiliyorsunuz. Bu aldatıcı olmasın sizin için diye bunu antiparantez söylemiş olayım. Sınır koşulumu koydum, hiçbir sorun yok. Self-weight'ime bastım. Self-weight olarak da zaten bana öz ağırlık girmem gerekiyor. Default olarak yazılım Z yönünde bunu verebildiğini söylüyor. Load set olarak buraya load set 1 kalabilir ya da buraya öz ağırlık yazabilirsiniz. Türkçe karakter yazmanızda bir sıkıntı yok. Yazılım anlıyor. Çünkü zaten Korece de yazıyorlar bunun başka language tipi olduğu için. Ana dosyanın isimlendirmesini İngilizce kullanmaya dikkat edin ama buradaki isimlendirmelerde sıkıntı yok. Ve burada siz öz ağırlığını koyduğunuzda bakın şurada bir tane ok aşağı doğru self weight koyduğunu size gösteriyor. Modelimiz hazır. Bundan sonra artık analiz yapabiliriz. İstediğimiz şekilde analizlere gidebiliriz. Speech ya da consolidation yapmayacağım. Dinamik analiz yapmayacağım. Termal analiz yapmayacağım. Buradaki bu menüleri pas geçiyorum. Burada bir modelleme sıram vardı. Geometri yapmıştım. Meşimi yapmıştım. Sonra statik slope analize geçmiştim. Aradaki menüleri atlayıp analize geçiyorum. Analize geçtikten sonra General'a basıyorum. General'a bastığımda bana bir böyle pencere geliyor. Bu pencerenin içinde ben Şev analizi yapacağım mesela. Solution type'lar çıkıyor. Değişik tipte analizler yapabiliyor yazılım. Nonlineer olarak ben bu sistemi bir çözeyim bakayım diyebilirsiniz. Ya da CFI düşürümü yöntemiyle Şev stabilitesi analizi yapayım diyebilirsiniz. Aşamalı analiz yapabilirsiniz. Derin kazılarda ya da tünel kazılarında yapacağız ama aşama tanımlamadık. Orayı geçtim ben bugün için. Biz startup olarak da bayağı bir model kurduk yani, bence iyi oldu. Burada mesela slope stability analiz yapalım. CFI düşümüyle Chev stabilitesi analizi yapalım. Benim bütün modellediğim şeyler ekranın sol tarafına düşüyor. Aktif set dediğimiz kısma buradaki bütün elemanları geçirebilirim. Ya da şöyle sürükleme yöntemiyle de bakın bir yerden bir yere atabiliyorum. Hepsini geçireceksem de şuradaki oku kullanabiliyorum. Ben bütün hepsini şu anda kullanacağım için bu okla aktif sete attım. Burada artık Şev analizi yapabilir halde bir analiz kez oluşturdum. Aynı modelle farklı farklı analiz kezler oluşturup tek bir modelin içinde çözebilirsiniz. Analiz kontrole bastığınızda sizin yaptığınız analiz tipine göre burada değişik fonksiyonları tanımlayabilirsiniz. Mesela bugün Şev stabilitesi tipinde analiz seçtik. Kaç iterasyon yapsın? Bu iterasyonu hangi model tipine göre yapsın gibi advanced menüler var. Ya da siz analiz sonucunuzda Şev stabilitesinde her bulduğu güvenlik faktörüne göre olan sonuçları mı görmek istersiniz? En son iterasyondakini mi? Bunu buradan değiştirebiliyorsunuz. Özellikle Şev stabilitesi analizlerinde bunu every iteration olarak da değiştirirseniz, işte faktör setin 2 olduğu yerde, 2.1 olduğu yerde, 2.2 olduğu yerde o anda deplasman neymiş ya da kayma dairesi nereden geçiyormuş görebilme şansınız olur. Burada analiz kontrolde Şev stabilitesi analizinde bunu göstermiş olabilirim size kullanım bakımından. Bunların output kontrol var. Burada da hangi sonuçları görmek istiyorsanız onları ayarlayabildiğiniz bir yer. Okey dediğimde ben analiz kısmında bakın analiz kezi olarak bu şey kezini görebilir hale geldim.
Artık buna sağ tıklayıp sol diyebilirsiniz. Perform'a basıp burada perform diyebilirsiniz. Ben tabii çok akıllı ve bakarak parametreler girmedim. Bunun sonucuna bakmayacağız. Sadece göstermek için size şey yaptım. Tabii bir de bu modeli bir yere önce bir kaydetmeniz gerekiyor. Şev isminde bir tane ben model kurmuş oldum. Bunu sonra analizi başlıyor. İnternete bağlı olmamız gerekiyor benim bu analizi başlatabilmem için. Niye? Çünkü hatırlarsanız biz burada lisans girerken hem Kreposki hem Solver Key'i girmiştik. Sizin web tabanlı trial'larınız var. Yazılım açılırken internetten açılmak için Kreposki'nizi check ediyor. Sonra arada internete bağlı olmak zorunda değilsiniz model yaparken. Bir de siz analizi başlattığınızda solver olarak girdiğiniz key'i internetten check ediyor. O yüzden analiz başlatırken de o key'i check etsin diye internete bağlı olmak zorundasınız. Telefonunuzdan bile bağlanabilirsiniz. Datayı yiyen bir şey değil. Sonra internetini kesebilirsiniz. Bilgisayarınızın o anda bağlı değil. Bağlı olmanız gerekmiyorsa sadece lisansları check etmesine izin vermeniz gerekiyor. Burada yazılım başladığında çözmeye aşağıda bakın çözmeye başladığın run analysis diye output'ta gösteriyor. Bu çözümü devam ettiriyor. Şey ile ilgili böyle bir model kurduk. Burada bakayım gelen sorular var mı? Şimdi ben sunuşuma geri döneceğim. Sorularınız olursa bu arada yazabilirsiniz. GTS Next'in demin model üzerinde de gösterdiğim fonksiyonlarını hızlıca biraz daha tekrar edeceğim. Ne demiştik? Böyle bir penceresi var. Çalışma penceremi demin gördük. Özellik penceresi var. Göstermedim modelin içinde ama işte buradaki mesh elemanlarının hangisi hangi zemine ait olmuş check edebiliyorsunuz farklı farklı zeminler böyle modeller kullanırken bu şekilde fonksiyonlarını kullanıyorsunuz. Buradaki en çok kullanılan extrude fonksiyonunu size gösterdim. Divide komutunu gösterdim. Yine bu divide komutunu bir tünel yapıp tünel aşaması yapmak için de kullanabiliriz. Sweep komutu var böyle virajlı bir tünel oluşturduk. Dediğim gibi bu komutlarla siz modellerinizi daha advanced hale getirebilirsiniz. Boolean komutu da demiştim AutoConnect Boolean ikisi aynı amaca hizmet ediyor. AutoConnect komutu da sizin farklı geometrilerinizin birbiriyle çalışmasını sağlayan aslında bu yazılımın kilit komutu. Biz bugün burada gördüğünüz gibi üç boyutlu topografya ve zemin profili tanımlama konusunda başlangıç yaptık. Bu arada da zemin özellikleri nasıl belirlenir, menüler nasıl kullanılır, bir çizgi nasıl çizilir falan onları da araya sıkıştırarak size anlatmaya çalıştım. Yazılımın 64 bit içerikte çözüm yapıyor olması, burada gördüğünüz büyük modelleri hızlıca çözebiliyor olması anlamına geliyor. 3 boyutta 64 bite uyumlu olarak çalışan bir geoteknik yazılımı GTSNX ilk, şu anda da bunu yapan bir yazılım var mı bilmiyorum. Görsel olarak 64 bit olabiliyorlar ama Solver'ın 64 bit olması 8 kata kadar hızlı çözüm sağlıyor. Yani normal bir 3 boyutlu programla 8 saatte çözdüğünüz bir şeyi GTSNX'de 1 saatte çözebiliyorsunuz gibi bir zaman şeyi var 64 bitte. Mesh, size anlatacağım dediğim mesh kısmı. Çok önemli. Üçgen meşte, dörtgen meşte yapabiliyoruz dedik bu yazılımla. Üçgen meşleme iki boyutlar için okey ama üç boyutta birleşim yerlerinde özellikle üçgenlerinizin eşkenarlığı bozulduğunda yani üçgen şeklinizin buraları mesela şurada bakın yakın olarak gösteriyor ekranın sağ üst köşesinde. Eşkenarlığı üçgenleri bozduğunda yanlış sonuçlar, yanlış çözümler ya da mesh hataları alıyorsunuz. Meshleyemiyorum diyor ya da mesh diyor determinant sıfırdan küçüktür ben burayı çözemiyorum diyor. Bunlar hep üçgen meshlemenin hataları. GTSNX 3 boyutta kuvvetli olabilmek için hibrit mesh dediğimiz üçgen ve dörtgen meshleri aynı model içinde kullanılabilen bir altyapıya sahip.
Bu da bize ne sağlıyor? Aslında sizin hibrit ya da dörtgen gördüklerinizi üçgen elemanlardan oluşuyor ama yazılım bunu kendi içinde, kendi çözücüsü içinde hallediyor. Ve sizin böyle karmaşık bir modeliniz içinde kontak noktalarında üçgen ya da dörtgen eşkenarlığı bozmayacak en kaliteli meşi üretiyor. Yazılım eğer sizin meşleriniz eşkenarsa, düzgün bir şekilde ise matematiksel formül o notlarda düzgün sonuç çözüyor ve size hatasız sonuç veriyor. GTS'de kolay kolay mesh yapamadım hatası almazsınız. Ya da meshlediği bir şeyi çözemedim hatası hiç almazsınız. Çünkü çözücüyle mesh birbirine entegre. Bazı yazılımlarda bunu alıyorsunuz çünkü yazılımlar bir model penceresi açıyor, kapatıyor, sonra çözüm penceresi açıyor, kapatıyor, output penceresi açıyor. Bu ne demek? Bu tek bir yazılım değil. İlk açtığı input farklı bir yazılım, çözücüsü farklı bir yazılım, output'u farklı bir yerde açıyor. Aynı anda birkaç model açamadığınız yazılımlar, bilin ki tek bir yazılım değil, birbirine entegre çalışan farklı yazılımcıklardan oluşuyor. O yüzden bazen mesh yapamıyorsunuz ya da yapıyorsunuz, onu çözemiyorsunuz yazılımın altlığındaki bu zayıf taraflardan dolayı. Hibrit meshleme 3 boyutta önemli ve kullanmamız gereken bir şey. Onun dışında bu eğitimde giremedik modellemede ama interface çok önemli. Bir kazığınız var. O kazığın zeminine olan interface'ini doğru tanımlamamız gerekiyor. Bir diyafram duvarımız var. Bunun zeminle etkileşimini doğru tanımlamamız gerekiyor. İnterfaz yapma konusunda GTSNX'in başarılı ve fonksiyonel opsiyonları var. GTSNX'te gerçekleştirilen benim de içinde bulunduğum bazı proje örneklerini size göstermek istiyorum. Modellemesine yardım ettim ya da danışmanlığını yaptığım, birebir modellediğimiz projeler var bunların içinde. Mesela burada üst üste yapılmış, şartla birbirine bağlanmış bir tünel ama tünelin arasından da bir dike, jeolojik olarak zayıf bir zon geçiyor. Tam bu tünel ve şaftı yatay olarak kesiyor. Bu dike'ın buradaki bu sistemdeki kaplamalara ne şekilde tesir ettiğini iki boyut analizlerle anlamamız mümkün değil. Böyle bir üç boyutlu modelleme, zayıf zonda belirlenerek yapılmış bir model bu. Burada notum aşamalı merdiven ve şap tüneliyle birlikte modellenmiş. Bakın altı aşamada aşama aşama açılmış bir tünel modellemesi var. İki tane tüp gelip istasyona bağlanıyor. Bu da farklı bir case. Tünelleri aşama aşama açmakla iki boyutta bir anda üçüncü boyutu full açıyormuş gibi yapmak arasında tabii ki çok fazla bu tip büyük tünel genişliklerinde ve şaftla merdiven tünelleriyle kesiştiği kısımlarda iki boyutta göremediğimiz davranışlar ve tesirler alabiliyoruz. Bu gerçek sahada da uygulanan gerçek fotoğrafıyla anlatılmış bir proje. Burada zeminin çok zayıf olmasından kaynaklı ankaraj çakılamayan konsol çalıştırılması gereken bir sistem. Buradaki genişlik 30-40 metre, çok büyük bir genişlik olmadığı için 3 boyut etkileriyle buradaki sistemin konsol çalışabildiğini görüp tasarlanmış bir sistem. 2 boyut analiz yaptığınızda konsol ankaraj çakmadan buradaki sistem kesinlikle durmuyordu. Fakat 3. boyutta bu şu anda durabilir durumda. 3 boyut etkisi sebebiyle küçük bir kazı çukuru olması sebebiyle. Burada da yine başka bir proje. Buradaki çaplar zoom yapılmış olduğu için büyük görünebilir ama ana modele bakarsanız buradaki boru hatlarının üstten geçen demir yolunun hareketli yüklerinden ne kadar etkilenip etkilenmediğini anlamaya çalıştığımız bir şey. Çalışma bu da. Burada da benzer şekilde 3 boyutlu regular olmayan bir kazıda yapılmış bir analiz var. Burada yukarıda gördüğünüz kazıklı sistem bir viyadük ayağı, aşağıdan geçen tünelde bir demir yolu tüneli, temir yol tüneli geçerken viyadük ayaklarına, oradaki kazıklara ya da temele nasıl bir etki yapacak bunu anlatmaya çalıştığımız yine 3 boyut etkisindeki bir model. Burada da 2 boyutta da dediğim gibi bu sistemleri analiz edebiliyoruz bu yazılımla. Burada da 2 boyutlu
Vivid Denge türünde de iki boyutlu şef stabilitesi analizi yaptırıyor GTSNX ki başka bir programa ihtiyacınız olmasın. Kayma dairelerini bulabiliyorsunuz ya da bu sistemi meshli olarak çözüp deplasmanda bulabiliyorsunuz. Aynı model içinde iki boyutta çalışılmış bir şevli sistem. Burada da stratlı çözülmüş, yine iki boyutta çözülmüş bir derin kazı sistemi var. Bu da dediğim gibi plain strain türünde iki boyutta çözülmüş bir sistem. Tüneller için de iki boyutlu sistemler çözebiliriz. Burada üç boyuta yakın bunları çözebilmek için LDF dediğimiz yük azaltma faktörleri kullanacağız. Tünellerle ilgili de modelleme yaparken bir dahaki eğitimde iki boyut analizlerde üç boyutu nasıl simüle edebiliriz bunlara bakacağız. Bu da 40 metre bir derin kazı, bayağı bir ankrajlı sistemle tutulan zor strat ve ankrajların olduğu iki farklı tipteki modelleme ile iki farklı kesitle çözülmüş bir model. Şimdi bir ödev veriyorum. Bunun sonucunda biraz daha sizleri heveslendirmek için şöyle bir şey düşündü Midas Türkiye ekibi. Bizim DNR'dan 250 liralık bir hediyemiz olacak. Ödevlerini tamamlayan ve Eylül ve Ekim'de yapılacak 4 eğitime de katılan yeni kullanıcılarımıza. Bu ödevleri yaptıktan sonra e-postayla modelinizi bize atmanızı isteyeceğiz. En hızlı ve en başarılı olan kişileri seçeceğiz. Ve köprüyle birlikte tabii ki bize en başarılı ve en hızlı şekilde ödevlerini yollayan 3 arkadaşımıza da 250'şer liralık DNR'dan hediye çeki vermeyi önerdim Minas Türkiye ekibi. Böylece biraz daha sizin için bu ödülü kazanmak, aslında ödül çok sembolik ama bir şeyleri başarmak adına bu ödevleri yapmanızı bekliyoruz. Burada şöyle yapacağız. Ben size bıraktım modeli. Ellerinizde vardır. Öğrenciyseniz sondajı kendiniz de üretebilirsiniz. Benim size yaptığım örneğin modelini ve bu AutoCAD dosyalarını talep ederseniz size paylaşırız, mail atın. Ama herhangi 5 tane sondaj elinizde vardır, özellikle çalışan mühendis arkadaşlar için. 4 farklı tabaka en az. Ya siz kendi gerçek modelinizi deneyin. Belki şu anda hali hazırda çalıştığınız bir model vardır elinizde. Benim yaptığım gibi bir böyle bir şey, bir yüzey oluşturun bakalım. Eğer haritanızda varsa yüzeyi TCM modülüyle oluşturabilirsiniz. Haritanız yoksa sondaj ağız kodlarından bazı sondaj ağız kodlarını yukarıdakileri üstte tanımlayın, öbürlerini altta tanımlayın. Ne yapmıştı yazılım? Ekstrapolasyonla bunları birleştirip bir şey yüzey oluşturmuştu. Sizin şey yüzeyiniz düz de olabilir yani, sıkıntı yok. Ama sondaj gireceğiz. Excel formatında girerseniz daha iyi olur. Excel formatını kaçırdıysanız videonun içinde gösterdiğim videoyu paylaşacağız. Bakabilirsiniz. Excel formatını size mail atabiliriz. Talep edin sadece. Ama 5 tane sondajı gireceğiz. Buradaki zemin profilini oluşturacağız. Zemin tabakalarına parametre tanımlayacağız. Projeleriniz vardır elinizde, gerçekçi zemin parametrelerini tanımlayın. Moleküllerle tanımlayın. Ama diyorsanız ki yok ben kaya bunlar, ben Hukbrun parametreleri var, onu da tanımlayın. Listenin Hukbrun'u seçici, onun parametreleri geliyor zaten, onu da tanımlayabilirsiniz. Bu şekilde nonlinear statik analiz yapın dedim. İsteyenler SRM analizi de yapabilirler. Hani factor of safety bulmak için güvenlik faktörü. Size kendi belirleyeceğiniz 5 sondajı kullanarak böyle bir model hazırlayıp bunun da analizini yapıp size sunmanızı bekliyoruz. Ödevimiz bu. Dediğim gibi yollayacak kişilerin doğru ödevi en önce yollayan aslında 4 ödevin sonunda kazanmaya daha yakın arkadaşlar olacak. Şimdi sorulara bakıyorum. Tek tek cevaplamaya çalışacağım.
MAP, DSF ve Borhol dosyasını paylaşabilir misiniz diyen bir arkadaşımız var. İsteyen arkadaşlarla dediğim gibi paylaşacağız. Bunları not alıyoruz. E-posta olarak da talep ederseniz size göndereceğiz. Bu eğitime kaydolduğunuz e-posta adresinize gelecek. Videoyu da arkadaşlar sizle paylaşacağım. O videoyu izleyerek benim oluşturduğum modeli siz de oluşturabilirsiniz. Bunu soran arkadaşımıza da bu videoyu genel olarak zaten herkese e-posta atacağız. Model dosyalarını da atabiliriz. Çoğunlukla videoyu tekrar görebilir miyiz diyen arkadaşlar var. Bunlara cevap verdim. Sınır koşulu tanımlarken geçirgen sınır tanımlaması nasıl yapılmakta demiş bir arkadaşımız ama geçirgen sınırdan kastın nedir bilmiyorum. Ama otomatik sınır tanımlamak zorunda değilsin. Şöyle göstereyim. Burada basic ya da advanced dediğimiz kısımlardan istediğin noktaları serbest bırakabilirsin. Mesela Degree of Freedom diyor ya, T, Y, T, S, T, Z ve R, X, R, Y, R, Z var. Bu R'lar dönme torsiyona göre. T'ler de X, Y, Z'deki yönler. İstediğini serbest bırakıp istediğin yönde tutabilirsin. Burada Advanced ya da Basic kısmından bunları ayarlayabilirsin. Model penceremizin sınır koşulları otomatik olarak en altta X, Y, Z'de tutulup yanlarda sadece X ve Y yani yatay zeminde tutulacağı için ben otomatikle yaptım. Ama sen değişik sınır koşulları tanımlayabilirsin. AutoCAD üzerinden layer ismi önemsiz olarak alabiliriz. AutoCAD'deki layer'ınızın ismi neyse model dokümanında geometri olarak o layer ismiyle buraya gelir. İsimlendirme geometride hiç önemli değil. Biz isimlendirme çalışma kolaylığı olsun diye yapıyoruz. Meshlerimiz daha önemli. Mesh'teki isimleriniz de aslında hiç önemli değil. Ama çok büyük bir modeliniz varsa ne bileyim kazı yapacaksınız. Burada kazı bir diye bir meshinizin ismi olması lazım ki kazabilirken o doğru meshi tutup kazma yani deaktif kısmı atabilin. İsimlendirme sizin için önemli oluyor. Ama geometri çok önemli değil. Meshlerinizi doğru isimlendirseniz yeter. İstinat duvarını lineer elastik malzeme tanımı ile modelleyerek çözebilir miyiz? Evet, biz structure'ları yani yaptığımız beton malzemeyi ben de mesela burada bir beton malzeme tanımlamak istediğimde bu da mesela tanımlayalım. Malzeme özelliği olarak crepe deyip izotropik dediğimde mesela istinat duvarının betonunu tanımladığında elastik malzeme tanımlıyorum ve bunu structure diye tıklıyorum. Benden sadece elastik modül pozisyon oranı ve unit weight soruyor. Morklomb'daki gibi CFI falan girmeme gerek kalmıyor. Şurada diğer menülerde thermal, time dependent, temperature dependent diye yerler var. Onlar advanced analiz. Sadece şurada general tanımlıyorsunuz. Kazık için pile seçeneği de bulunmaktaydı. Neden beam olarak tanımlıyoruz? Bakalım. Ben moment kesme alabilsin diye kazı beam olarak modelledim. Pile seçeneğini modellersem bu interfezle alakalı bir kısım. Beam olarak modelledikten sonra burada pile'ı da kullanabiliyorsunuz. Ama genel kısımlarda beam olarak modelledikten sonra interfezle ilgili bununla ilgili ileriki eğitimlerde konuşuruz. Ayrıca donatısız kazık, jet grout, deep soil mixing gibi şeyleri de tanımlama imkanınız oluyor mu? Bunlarla ilgili eğitim videoları var. Bunlardan da sizinle paylaşabiliriz. Mesela deep soil mixing'i tanımlamanın iki şeyi var, aşaması. Ya kazıkları volümlü çizersiniz. 1 metre kazıksa bunu bir boyutlu eleman değil de 3 boyutlu volümlü çizersiniz. Ona beton parametresini eşdeğer elastik modülle burada bir zemin elemanı gibi atayabilirsiniz ya da kazık gibi çözebilirsiniz. Kazık gibi çözerseniz structural olarak bunu bir boyut eleman çözersiniz. İkisi de mümkün. Yeraltı suyunu daha sonraki eğitimlerde göstereceğim.
Geometrik model için hangi aşamalara kadar direkt AutoCAD'den dosya çekilebilir? Mesela şimdi ben size göstereyim. Çizgisel olarak AutoCAD'den 3 boyut alın benim önerim ve burada solid haline getirin. Normalde solid de çekebiliyorsunuz AutoCAD'den ama onların performansını ben çok tercih etmiyorum. Deneyebilirsiniz. Para solid falan da alabiliyorsunuz aslında. Ama mesela 3 boyutta bence şöyle yapın. 3 boyutlu bir model açayım mesela size. Bu şekilde mesela çizgisel olarak bir model alabilirsiniz. Bu model aslında ne ifade ediyor benim için? Kazıklar var ya da ben bunları deep mixing kolon olarak modellemiştim. Bakın bir tane embedment'ım var. 3 boyutlu da burada kazıklarım var. Bu embedment'ı böyle extrude ile uzatacağım. Kazıklarımı da bir boyutlu olarak meshleyeceğim. Benim buradaki dolgumun altında DSM kolonu olarak bunları mesela analiz edeceğim. Ama buradaki DSM kolonları çizgisel olacak. Eğer bunları volüm yapacaksak yuvarlak yuvarlak çizmiş olmam gerekiyordu. Harita koordinatları ve sondaj kodlarını import ederken gerçek kodları kullandığımızda 0,0 referans değerinden çok uzakta olduğundan zorluk oluşur mu? Oluşabilir. Haritanızı önce sıfır noktasına taşırsanız daha iyi olur. Bunu denemek lazım. Uğraşmadan bir deneyin. Eğer yazılım baktınız ki çok zorlanıyor, o zaman referans olarak taşırsanız daha iyi olabilir. AutoCAD içinden extrude edilmiş bir proje import edebilir miyiz? Evet, böyle bir şey import edebiliriz. Solid olarak bu şekilde yazılıma alınabiliyor. Sanırım şimdilik sorular bu kadar. Zamanımız da bayağı bir aştık ama katılımınız için teşekkür ederim. Beni sabırla dinlediğiniz için de teşekkür ederim. Faydalı olduğunu umuyorum. Gelen buradaki yorumlamalar da faydalanan arkadaşların olduğunu gösteriyor. Arkadaşlar bekliyorum. Bir deneme yapıp lütfen bir ödev paylaşın. Ben burada anlattım. Kendinize bir beceri kazandırıyorsunuz. Vakit harcadınız, dinlediniz. Sıcağı sıcağına unutmadan bunları lütfen yapıp bize yollayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Ve bunu zaman zaman eğitimlerimde gösteriyorum. Diyorum ki kendinize tabii ki bu dönemde dikkat edin ve do not follow an unstable model, yani böyle düzgün olmayan işlerin, modellerin üzerinden gitmeyelim. Biz güzel modeller kuralım hep birlikte. İnşallah başarılı olursunuz. Dinlediğiniz için tekrar teşekkürler. 2 hafta sonra görüşmek üzere.